Günaydın. Günaydın anneciğim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz güne geç başladık. Evet. Evet bir tanem. Öğretmenlerimizle ders programlarımızı ayarladık. Konuştuk daha doğrusu. Ayfer hocam rahatsız olduğu için bu hafta büyük ihtimalle gelmeyecekmiş. Evet annem. Rahatsızmış. Rabbim şifa versin inşallah. Bugün Oğuz hocam da seminerden dönmedi hala. O yüzden de Funda hocamla dersimiz var Allah izin verirse. Saat 3'te özel eğitim dersimiz var. Evet annem. Özel eğitim öğretmeni gelecek Elif adının. İnşallah bugün güzel bir ders yapar. Genel olarak uyku halinde ama inşallah bugün aktif olur ve dersine katılır. Derken bile gözleri kapanıyor. Seni yerim bak boncuk. Boncuk. Uyanalım mı artık olmaz mı? Bakayım. Annem. Annem. Evet annem. Evet kızım. Hareketlere bak hareketlere. Nazlı kızım benim. Şöyle örtelim. Böyle arkadaşlar kanalımızın buradan açılışını yapalım dedik. Bakalım gün içinde neler yapacağız. Kim annem? Şimdi anne kahvaltı yapacak. Geç kahvaltı. 12.30'a geliyor saat. Evet Elif adanın ilaçlarını verdim. Mamasını verdim. Evet bir tanem. Şansı da burada. burada. Kaçırır mı? Anne Elif'in yanına yaklaştı mı hemen annenin kucağına geliyor. Evet annem. Evet annem. Evet bir tanem. Şansı da gelmiş. Ay güzel kardeşim benim de. Evet bir tanem. Güzel kardeşim. Evet anneciğim. Ne güzel anlatıyor. Bu çok Teşat Bey. Kışkanıyor annem bence seni. Beni de sevin diyor. Şimdi severim ben. O da beni seviyor. Şimdi severiz biz. Değil mi Elif Ada? Sen de sevmek ister misin Elif Ada? Şanslı mı gelmiş annem? Evet. Hadi sev. Ben de otuz üçüne böyle çin yedim o. İyi mi? İyi mi böyle? İyi mi? Elif. Annem. Mama nasıl istiyor bir bakın hele teyzeleyi. Hadi iste. Mama. Mama. Bugün güzel iyi açılıyor çok şükür. Hiç nazar etmek istemiyorum kendi kendime. Dersimiz var bir saat sonra. Ben bulaşık makinemi topladım. Çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarımı toparladım. Daha katlayamadım ama. Sonra Elif adanın bu yattığı yeri çarşafın üzerine süpürdüm. Şimdi hemen hızlıca yerleri de süpürüp ben de hazırlanacağım. Özel eğitim dersimiz var. Hadi kızım iç. İstiyordun ya. Hadi bebeğim hoppa bismillah. Aferin sana. Şifa olsun inşallah. Böyle Elif adamın kremleri de geldi. Sipariş ettiğim indirimden. Nisan indiriminden. Trendyol'dan aldım. 230 almıştım en son. O bitmek üzereydi. 185 ya da 189 TL'ye inmişti. Böyle hemen Fatih 2 tane almış. Ben bir tane istemiştim indirimde diye. Şimdi koltukların üzerine hızlıca süpüreceğim. Şansı çünkü koltukların üzerinde. Burada. Hemen hızlıca da halıları süpüreceğim. Burayı sadece dün akşam süpürmüştüm biliyorsunuz ama yine de süpüreyim dedim. Yeni tozunu aldım, süpürdüm yeniden. Buraya tekli koltuğumu getirdim. Elif Ada ile burada çalışıyor çünkü öğretmeni.
Buraya da aynaya toplarını yapıştıracağım. Elif Hanım, minnoşumu giydiriyorum. Evet. Ne yani, Funda öğretmenimize süslenmeyelim mi değil mi annem? Bayramlıklarımızı giymeyelim mi? Heh. Şimdi sadece saçını tarayacağım ve yüz kremlerini süreceğim. Dün banyodan sonra yüz kremini sürmemiştim. Bugün dudakları çatlak çatlak da hafif sabah krem sürdüm ama yine bakımlayalım, kremlerini sürelim. Atletin çıkıyor annem buradan. Aman sen koca kız olduğunda atlet mi giyiyorsun? Oy! Ne oldu? Eteğini mi tutacaksın sen? Ellere bak. Ay, eteği varmış Elif Adan'ın. Ay, nasıl güzel eteği varmış Elif Adan'ın. Evet annem. Evet, nasıl güzelmiş eteği. Onun için elini kolunu yiyelim. Oh! Oh! Oh, hadi saçını toplayalım, seni bebek arabasına oturtalım, olur mu? Olur mu? Bir de müzik açsın anne sana. Çok seviyor müziği Elif Ada. Konuşmaya başlıyor müzik açılınca. Böyle sessiz kalkmadı, uyku moduna geçiyor. Hatta hemen şuradan ayarlarım, aha, koltuğu itince. Burası gelmiş, böyle şurayı düzeltelim. Hoppa. Düşmesin. Şöyle. Hoppa. Hadi bakalım şöyle açalım. Hava bugün mis gibi. Buradan bir de kanal seçelim. Yeni kurgular hayat şarkı. Allah'ı innehu Rabbim. Annem aç bakalım, D vitaminimiz de alalım. Hoppa. Hadi yut anne. Ay. D vitaminimiz de verdim. Unutmadan şöyle hemen. Arkadaşlar, şimdi ben de hazırım. Papatyam da hazır. Bak işine. Annem. Annem. Efendim. Ya, dünyanın en güzel sesi olabilir misin? Evet. Dünyanın en güzel sesi. Anne diyor bir de. Annem. Hazırız. Funda hocam bir 10-15 dakikaya gelir. Biraz işi olduğu için normalde 3'te buluşacaktık. 4-4.5 gibi gelirim dedi. İnşallah. Funda hocamı bekliyoruz. Yani bu arada mutfağın tezgahını sildim. Benim beyaz olduğu için çamaşır susuz çıkmıyor. Orayı bir sildim, tertemiz oldu. Sonra lavabomu dün akşam yıkamıştım zaten temizlikten sonra. Evimi bir süpürdüm hızlıca. Çünkü şansı koltuklarda yattığı için çok tüy dökülüyor bu ara. Ama geçecek. Ama minnoşumun güzelliğine bakın. Minnoşumun güzelliğine bakın. Nasıl güzel uyuyorsun annem. Ay, kurban olurum. Canı sağ olsun. Elif'ime çok güzel arkadaş oluyor değil mi Elif'im? Şuraya topları takacağım aynaya. Oyuncaklarını, kitaplarını, her şeyi çıkaracağım. Elif'a da aslında kitaplar almam gerekiyordu. Görseli büyük, böyle güzel masal kitapları almam gerekiyordu. Ama hala yani niye kipada aklıma gelmediyse bilmiyorum. Pazar günü gittiğimizde zaten sadece telefon ekranı alacağız, yani ekran koruyucusu değiştireceğiz diye gitmiştik. Süpürge alıp çıktık. Allah razı olsun, Fatih süpürge aldı oradan bana. Evet annem, aslında biz bir gün önce Trendyol'dan almıştık arkadaşlar. Bana erken anneler günü hediyesi olarak almıştı. Allah bin kere razı olsun Fatih'ten. Hayatımı kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor. Çünkü bu ara gerçekten çok yoruluyordum. Ve uzun zamandır V12'ye bakıyorduk aslında ama almamıştık o dönem. Nasip bu zamanaymış. Taksitle aldık. İyi de oldu. Çok da memnun kaldım ve pratik. Hemen koridoru süpürdüm, salonu süpürdüm, mutfağı süpürdüm. Hızlıca iyi de oldu. Öderiz Allah'ın izniyle yavaş yavaş ve memnun da zaten hani Dyson kullanıcısı olduğum için de biliyordum güzel süpürüşün ama ışıklı olup buralarda böyle ışıkta gördüklerim temiz evimi zannederken evimin aslında şansının tüyleri ama canı sağ olsun geçecektir Allah'ın izniyle, bu bir süreç çünkü. Değil mi minnoşum? Kardeşimizi çok seviyoruz.
Şimdi ben hemen hazırlıklarımı da yapayım. Her şeyini hazırlayayım Elif Ada'nın. Ders için öğretmenimiz gelir birazdan. Derste görüşürüz yine. Hele ya tam kapatıyordum ha. Gülüşü ne? Seni çok seviyorum. Bebek saçları nasıl çıkıyor ya önden? Evet annem. Alnını daralttı iyice Elif Ada. Evet. Evet bir tanem. Hadi toplarını asalım mı oraya? Toplayın asalım mı oraya? Bir kol senin yokluğunu kalbime son sevdim. İstemem bu arada yaprak dökülürsün. Dünyaya seninle gelmiş gibi. Evet, bir tane iki kanası tutu bir derteli. Ham ham ham. Geldi mi çadırın şanslı? Arkadaşlar özel eğitim öğretmenimizle bayramdan önce ders yapabilseydik bunları hazırlayacaktım. Şimdi evde olanları pazara gidemedim çünkü. Hazırlayacağım böyle ses kartlarından. Muz. Var mı demin değilim bakacağım. Peynir, limon. Arabayı içeride portakal. Sonra zeytin. Sonra bisküvi. Bunları hazırlayacağım şimdi. Domates de çıkardım aslında ama domatesi bulamadım. Domates de bulurum muhtemelen. Onu da hazırlayacağım. Mutlu musun? Hemen yarım saate geliyormuş öğretmenin. Anne hazırlıklarını yapıyor. Öğretmenimizin işi uzadığı için 5.30'u bulacak gelmesi. Evet saat 5'e geliyor. Şu anda 16.56 saat 5. Evet yarım saate geliyormuş. Olsun öğretmenim ben sizi bekleyeyim de.
Evet annem. Her şeyimizi hazırladık, böyle hazırız. Mutfağı da göstereceğim size. Evet. Mutfakta da böyle hazırlıyorum arkadaşlar. Elmayı gösterip muhtemelen sonra tattıracağız. O yüzden soymadım. Muzum biraz kararmış ama olsun. İşlevini görecek en azından. Limonum, domatesim, çikolatam, peynirim, balım. Burada ekmek ve zeytin kaldı. Ha, portakal da çıkaracağım. Portakal da vardı. Hemen onu da yıkayayım. Çikolata, bal. Evet. Bunları hazırladım. Hepsi burada. Evde olanlardan hazırladım. Balını, çikolatasını, peynirini, zeytinini, çubuk kraken bisküvisini, limon, portakal, domates, muz ve elma. Bu hafta tadımlar böyle. Burada dursun. Şanslı içeride çünkü koklayıp ya da yalamaya çalışabilir. Öğretmenimiz geldiğinde içeriye götürürüm. Hava o kadar güzel ki bugün camı açık tuttum çünkü aşırı sıcak oldu. Elif ada da buydu. Elif ada oyda mısın? Kardeşi de burada. Evet annem. Her şeyimiz hazır. Bekliyoruz. Ay çok güzel öpüştük. Oh. Şarkı mı söylüyor öğretmen sana? Hadi uyan ama. Hadi kızım. Ballı kaymağım, sen bir harikasın. Kırmızı halı sersem uspor olursun. Ben sana aşık, sen bana hayran. Uyan kız. Aklımı başımdan aldın. Nasılsın? Hadi kalk Elif Ada. Yoksa seni yiyip bitecek bak şimdi. Kalk hadi. Şuralardan yiyeceğim. Şuvaladan, biraz şuvaladan, biraz bulaladan, biraz budan. Bebeğim. Ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz ya de? Uyan, uyan, uyan. Öpüşeceğiz, kalk. Kalk kız. Ben seni özledim yahu. Ben de sizi özledim, öğretmenim de. Hadi kalk kızım. Hadi annem. Limonu da keseyim hocam domatesle. Isıramaz ama ağzında böyle tuttuğunuzda sıkar bazen. Belki öyle sıkabilir. Limon mu? Evet. Çok sever. Hadi uyan. Hadi uyan. Portakalı tadıyordun. Ama hocam yalandı portakalı, fark ettiniz mi? Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duman Elif. Umarım. Hadi uyan. Elif. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Aşecik cik cik cik. Elif. Cik cik cik. Sen bu oyundan çık. Pis çocuk. Nerede pis çocuk? Yok. Bal çocuk var. Bal çocuk var, pis çocuk yok. Nasıl çekiyor? Severken... Beni rahatsız etme. Severken öldüren gillerden kızım bu öğretmenin. Eminim herkesin yapmak istediği şey budur. Evet. Ben yapıyorum onların yerine. Kıskanın. Kıskanın. Oh. Ha. Bir yerlerden bal akıyor. Bir yerlerden bal akıyor. Nereden akıyor? Ya dersten kaçıp durulmaz. Duyuyor mu beni? Beni çiçeğim. Uyan. Elini tuttuğu yeri görüyor musunuz hocam? Elif ya. Düşerim diye korktun mu? Bip 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 bip. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağlaşıp. Bu ne? Bir tat bakalım nasıl çekiyor ağzını. Bir bak bakalım o ne? Portakal. Oh, portakalı soydum. Başucuma koydum. Portakal. Portakal. Gözünü açmıyor. Ne yapayım ben de? Tadını baktıracağım. Aksın hocam. Aktı. Hadi bir tat.
Hayır. Ayrıca alacağım bir şey yok. Elif severken ne güzel uyuyordun ama. Ha? Hadi kızım. Hadi kızım. Bir tat bakalım. Bir tat bakalım. Oo bebeğim. 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 Aferin. Hemen sonra tarlanın sahibi ve oğlu gelmiş yine. Komşuların gelmediğini gören tarla sahibi, "Bugün bu işi yapamıyoruz demek ki. Oğlum, sen yarın için akrabalarımıza haber ver. Sabah erkenden burada toplanırız ve buğdayları toplarız." demiş. Akşam tarla kuşu geldiğinde horoz bu görevi yerine getirdikten sonra kümesin dışına çıkmış. Kümesteki öbür genç horozlar, tavuklar ile civcivler daha uyuyormuş. Horozun bu ötüşüne uyanmamışlar. Kümesin sahibi o gün köyden kasabaya gitmiş. Ancak bir gün sonra gelecekmiş. Bir gün içerisinde kendi yemlerini kümesin etrafındaki yeşil kırlarda dolaşarak kendilerinin bulması gerekmekteymiş. Kümesteki tavuk, "Biraz daha uzaklaşmalıyım. Bunca civciv ve tavuk bana bakıyor. Ben yeterli yemi bulamazsam onların hepsi aç kalacak." diye düşünmüş. Kümesten daha çok uzaklaşarak keskin gözleriyle yerleri taramaya, sağlam ayaklarıyla asla uyanmak istemedi. Gidiyor baksana. Evet, ama az önce yatarken konuşuyordu şurada. Ya hadi yat da konuş bizimle. Hadi yat da konuş bizimle. Evet. Evet, az önce anne diyordun aşkım. Hadi kızım. Hı. Yatınca gözler açıldı. Evet. Yorgun mu hissediyorsun bir tanem? Hı? Bugün yapmak istemedi dersi. Oysa neler hazırlamıştım. Çadırını kurmuştum. Tatması için ne kadar güzel şeyler hazırlamıştım babası. Ama yapmak istemedi Elif Ada. Siz her şeyi planlarsınız. O planı bozan bir bilen vardır değil mi annem? Evet, bugün nasip değilmiş. Yapma babası. Bugün nasip değilmiş. Evet annem, tamam sonra yaparız anneciğim, kızma. Ha, ne oldu ki? Hocam 2 saate yakın bekledi ama Elif Ada hiç gözünü açmak istemedi. Oy kuzum benim. Canın sağ olsun anneciğim. Top düştü. Bak şanssız ona gidiyor. Şanslı. O ne? Ne oldu orada? Ben kardeşini seviyorum oğlum. Sen babaya git. Doktor bu çok uykusunu danışalım ya biz.
8 gün sonra. Kan değerlerine bakarlar değil mi? Belki kan değerlerinde bir düşüklük vardır. Yaş bugün yine de aktifti. Evet, ben biraz dans falan ettim. Yordum galiba. Bende de var hata. Ya. Canımın içi benim. Çuk 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 çuk. Uyudu. Bak, birileri gelip gitti mi ve farklı bir koku. İlla her yeri kokluyor. Bak, Funda Hoca orada ders yaptı, oturdu biraz. Oraları kokluyor. Ne var orada? Hepinize ikinci günden merhabalar. Ne oldu annem, hala burnun fırlıyor. Ne şu? Hepinize ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Bugün oğlum Hasan Eymen'in, meleğimin abisinin doğum günü. Bugün benim için çok özel bir gün. İlk anneliğim, ilk ayakta duruşum, ilk mücadelem, ilk heyecanım. Evet annem. İyi ki doğmuş canım oğlum benim. Şu anda Rabbim nasip edip yaşasaydı 12 yaşında olacaktı. 12 yaşına girecekti meleğim. Kocaman delikanlı bir oğlum olacaktı, abimiz olacaktı değil mi annem? Ama onun için en hayırlı olanı, en güzel olanı belki şu anda, belki değil, cennette inşallah. Evet bir tanem, Rabbim böyle nasip etti, böyle oldu. Evet. Şimdi biz ders hazırlanırız Elif Aday'la. Bugün Hasan hocam gelecek fizik tedaviye. Yarım saatimiz kaldı. Hemen Elif Aday'ı giydireceğim. İnşallah bugün yavaş yavaş derslerimize başlayalım. Artık uyansan mı prenses? Artık uyansan mı? He? Bu ne hal? Uyan 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 uyan. Hazır mısın prenses? Hazır mısın balım sen? Evet minnoşum. Evet minnoşum. Heh. Kızım. Kızım. Arkadaşlar ben de hazırım şimdi. Fizyoterapistimizi bekliyoruz. Bugün çok özel bir gün benim için. İlk anne oluşum. İlk heyecanım, ilk mutluluğum, ilk ayakta duruşum. O kadar güzel günler, aylar, seneler geçirdik ki oğlumla. İlk ne olduğumuzu anlayamadığımız dönemler. O bir yıl nasıl geçti, sonrasında sapasağlam ayağa kalkışımız, oğlumla gülücüklerimiz, mücadelemiz o kadar güzeldi ki. Tam 4 yaş 3 aylıkken vefat etti Hasan Eymen. 2015'in Temmuz 17'de, kızlar Temmuz 15 doğumlu. 2015'in Temmuz'un 17'sinde vefat etti. Tam 4 yaşında 3 aylıktı. Şimdi yaşasaydı minnoşum 12 yaşında olacaktı. Tam bugün 12 yaşına girecekti. Ama o en güzel yerde, en güzel şekilde kardeşiyle, kardeşleriyle belki doğum gününü kutluyordur. Sare Hatun'un eteklerinde. İnşallah bize de kavuşma cennette en güzel günlerini, hasret kaldığımız oğul sevgisini, evlat sevgisini inşallah orada tatmak duasıyla Rabbim'in izniyle. Bugün güzel bir gün benim için. Öğretmenimiz geldi, fizyoterapistimiz arıyor. Şimdi ona kapıyı açayım. Dişe bak, özledin mi sen öğretmenini? Bal akıtıyorsun gene, bal. Bal, bal, bal. Bal, bal, bal. Az önce uyumuyor muydu hocam? Siz derse başlarken. Seni var ya yiyeceğim ben. Minnoş. Bittim anneciğim dersin. Evet. Evet çok güzel başladık annem. İnşallah daha güzel olur. Tamam bir tanem. Arkadaşlar Elif'e de uyuyorken ben böyle mantar sote yaptım. Mantar, kırmızı kapya biber, biraz sarımsak attım ve tavuk göğsüyle. Böyle bu biraz pişecek. Köri sosu yapacağım. Birazdan da pişince köri sosu, adı neydi diyelim, karabiber
Sonra da kremam olmadığı için sütle açacağım. Biraz da sütle pişirip altını kapatacağım. Yanına da böyle sebzeli makarnam var arkadaşlar. Sebzeli makarna pişireceğim. Belki bir de domatesli kaşık salata yaparım yanına. Akşam yemeğini de yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Elif Ada da içeride uyuyordu. Yeni yeni sesi gelmeye başladı. Yere almıştım çizgi film açıp. Şimdi de Elif Ada'ya bakacağım. Ne yapıyorsun bir tanem? Anne. Ham annem ham. Ham annem ham. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Mama içelim mi anneciğim, acıktın mı? Hı? Mama içelim mi? Bebe bisküvisi deneyeyim mi sana? Yer misin bugün acaba? Hı? Uzun zamandır yemek istemiyor hiçbir şey. Deniyorum, her gün tattırmaya çalışıyorum ama yemiyor. Bir de bugün deneyelim bakalım. Belki yersin. Ağlıyor istemediği için. Sonra da uykuya geçiyor hemen. Ama bir deneyelim bakalım. Belki bugün yemek istediği bir gündür. Bak hemen hazır anneciğim. Hemen hazır bir tanem. Hemen hazır. Acıktın değil mi? Acıktın değil mi? Mamasını da getirdim. İnşallah yer biraz minnoş. Tamam annem. Tamam, hemen vereceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Al bakalım. İyi ılık anneciğim. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şifaniyetine. Bismillah. Hadi kızım. Hadi bir tanem. Evet, sen yapabilirsin. Sen yapabilirsin. Sen yapabilirsin. Hadi bir ilk lokmayı tat. Sonra başını da yükseltelim yersin. Hadi bir tane. Sen yapabilirsin Elif Ada. Daha önce yiyordun annem. Yiyordun bir tanem. Evet. Yiyordun aşkım. Hadi bir tane. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Sen başarırsın. Annesinin güçlü kızı. Hadi anneciğim. Bir bak bakalım ağzında ne var. Bir bak bakalım ağzında ne var. Hadi bir tanem. Hadi kızım. Minnoşum benim ya. Ele bak. Tam nefes al. Nefes al bir. Bir nefes al. Heh, bırak. Niye bu kadar zorluyorsun? Tamam, çok mu acıkmıştın? Tamam. Hadi mamanı içtin. Biraz da bundan ye. Biraz da bir bisküvisi ye. Hadi, sen seviyordun ya annem. Hadi bir tane. Hadi anneciğim. Hadi kızım. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Sen yiyebilirsin Elif Ada. Hadi bir tane. Bak bakalım bir ağzında ne var. Ama sen bebe bisküvisini seviyordun ya annem. Evet. Sen yiyebilirsin. Evet. Evet annem. Oh, şükürler olsun. Oh, şifa olsun. İnşallah yersin. Hadi bir tane. İster misin? Al bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım, şifa niyetine inşallah. Evet bir tanem. Yedin, yedin bir lokma, bak bir daha bak. Bir daha bak tadına. Bir daha bak tadına. Bir daha bak tadına. Hadi bir tanem, sen yapabilirsin anneciğim. Sen yiyebilirsin. Başka bir şey yok. Başka bir şey değil. Kuzum benim ya. Şanslı. Dut topluyor, geldi şimdi. Böyle. Sen beni mi arıyorsun, oradan döne döne bakıyorsun? He? Ben buradayım annem. Buradayım annem. Evet. Elif. Oo, gel annem. Gel. 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 Bakışına.
Seni severim annem. Buradayım. Evet. Buradayım annem. Buradayım. Buradayım canımın içi. Hedef. Annem. Biliyor. Aa, hoş geldin babası. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuş. Ay ama dün ben Fundoca'ya topladım. Çıkmıyor elden lekesi. Teşekkür ederiz. Geliyor koşarak karşılama. Ne diyorlar ona? O aşkım kaçar. Kapalı karşı gidemez. Annemlere gidiyor. Ya da yukarıya kaçıyor. Kapıdan çıkarsa. Gel oğlum. Gel, biz seni çok seviyoruz şanslı. Hayır. Gel hadi. Gel içeriye oğlum. Kukurtlar çok güzel görünüyor ya. Teşekkür ederiz aşkım. İyi misin? İyiyim. Ama üzülme. Cennette buluşacağız inşallah. Tamam mı? Sen çok güzel bir baba oldun. Seni çok seviyorum. Bak meleğimiz var. Abisinin battaniyesiyle. Canımın içi. Ne bir tanem. Evet anneciğim. Evet. Evet canımın içi. Oo, uykusu var. Arkadaşlar bu da 2 günlük bir vlog oldu. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bizden haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Elif adamı dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz teyzelerim, abilerim, ablalarım. Bana dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.